Şimdi zaten bu sanal bağımlılığın niye zararlı olduğunu bunda şimdiye kadarki konuşma sürecinde anladık. Biz sürekli işaretler geliyor ve bu işaretlerle bizim halimiz değişiyor. Mesela yahu eskiden aa gel Rukiye'cim beraber bir boğaza gidelim, temaşa edelim derdik. Gözümüz gönlümüz açılsın derdik. Anneanneciğim arkadaşları gelirdi eve. Anneanneciğim Yıldız Sarayı'nda yetişmiş bir sarayıydı. Sonra dedemle evlenmiş. Arkadaşları gelirler boğaza karşı otururlar. Boğazı temaşa ederlerdi. Sohbet ederlerdi. Rahatlarlardı. Meğer terapi yapıyorlarmış. Grup terapisi yapıyorlarmış. Şimdi anlamaya başlıyorum onu. Yani çevremizden bize gelen ayetler sadece işaretler manasında. Divine signs işaretler bize. Ya öyle şeyler geliyor değil, rahatlatıcı bir tesiri var üzerimizde bizim bunların. Bunlar bizi rahatlattığı zaman yavaş yavaş tefekkür edersek, tefekkür demek derinliğine düşünme demek. Mesela bir ayet-i kerime der ki, e, Rabbena adı. Ellezine yettefekkûne fî halkis semâvâti verâd. Onlar dünyanın, şeyin göklerin ve yerlerin yaratılışı üzerine derinliğine düşünürler. Ve derler ki, Rabbena ma halakta haza batila. Sen bunu boşu boşuna yaratmadın. Ne demek istiyor Rabbül Alemin? Ya gör ders al bak diyor. O ders alırsan ne bileyim belki hayırlı bir işe gideceksin, faydalı bir şey yapacaksın. Şimdi bu sanal bağımlılığın en büyük tesirlerinden bir tanesi bizim o işaretlerle ilişkimizin kesilmesi. Biraz evvel o ayeti kerimeye bakıyordum. E Araf suresi 180 182. ayet-i kerimesinde bu durum şöyle ifade ediliyor. Ve lezine kezebu bi ayatina se min haysil alem. İşaretlerimizi yalanlayan ve örten. Kafir örten demek. Örten görmemezlikten gelenler. biz ...bak şimdi işte burada nefs yapısı çıkıyor meydana... ...senestetricihum... ...yavaş yavaş... ...min hay ...onlar farkına varmadan... ...gömeceğiz diyor... ...gömeceğiz... ...indireceğiz diyor nefsin alt mertebelerine... ...orası neresi? ...welcome to matrix... ...matrix'e... ...girdik... ...matrix'in hala şimdi varoşlarındayız... ...ve matrix'e bizi sokan en büyük tesir cep telefonu. Cep telefonu üzerinden biz adım adım Matrix'e doğru giriyoruz ve patolojiler. Şimdi diyeceksin ki ya çocuklar giriyor. Bir gün bir televizyon konuşmasında meslektaşlarla konuşuyorum. Bir tanesi dedi ki ya Mustafa abi dedi ya bunu şey yapıyorsun. Bu kadar abartıyorsun dedi. Bu dedi e e matbaa makinası çıktığı zamanda dedi bunu dedi eleştirdiler dedi. Bu matbaa makinesi değil. Bu başka bir şey. Yani buraya bizim girmemiz demek psikolojimize çok menfi. Bu tesirin ne olduğunu anlamamız için, Allah rızası için, analar, babalar, yani ashab Matrix bizler, ashab Matrix bunları, Matrix ashab-ı bizler, ashab-ı matriks diyorum bunlar, matriks ashab. Gene Twenge'in internet nesli kitabını okuyalım. Psikologlar, psikiyatlar okuyalım bunun ne olduğunu. Çünkü bu kitapta ne var biliyor musunuz? Bu kitapta çok ee, belirgin istatistiklerle depresyondaki artışlar ama sadece depresyondaki artış değil. Kaygıdaki artış, bağımlılıktaki inançsızlık. Mesela spirituality bile gidiyor. Yani maneviyat mesela Amerika'daki yapılan çalışmalar onu gösteriyor. Amerika'da yapılan çalışmalar dindarlık büyük ölçüde özellikle o Orta Amerika, ee, Kuzey Amerika'nın orta kısımları, güney kısımları ne no çok dindandır sözde. Evangelistler falan nasıl bir dinse. Ee, zaten Allah katında tek din vardır. İnnet dini İslam. Başka din yoktur. Ama işte neyse kendilerine göre neler yapıyorlar. Ama o bile gidiyor. O bile gidiyor ve spiritualite maneviyat da gidiyor. Yani yavaş yavaş sönen bir dünyayla ile karşılaşırız. Bunun beni en fazla şaşırtan ve Jean yani bu söylediğim kitabın yazarın da bir psikoloji profesörüdür, Kaliforniya'da. Şaşırtan e, en e, belirgin verilerinden bir tanesi, şimdi Jean Twenge'nin üç kitabı vardır Türkçe'de yayınlanmış, üçünün de ön, ön e, şeyini sözünü yazdım. Bir tanesi Ben Nesli. Ben Nesli aşırı şımartılmış çocukların e, işte hep böyle e, her çocuğa seçim yapma özgürlüğü vermeden, işte tercih, bak bu senin tercihindir falan filan şekildeki bir zararlarını anlatıyor. Yani şımartılmış çocukları. İkinci kitabı narsisizmi anlatıyor. Narsisizm illeti. Narsisizmin olağanüstü artışını anlatıyor. Geldik üçüncü kitaba. Narsisizme ne oldu biliyor musunuz? Narsisizm demek kendisini çok ön plana çıkartmak, kendisini çok sevmek, bencillik yani. Beldiğimiz böyle sıklan bir bencillik. Ne oldu tahmin ediyorsunuz? Bak ben nesli yani on, on sene bir 7 sene sonra Narsisizm Milleti 3. kitap 2000 kaçta çıktı? 2000 14'lerde mi ne çıktı? Ne oldu tahmin ediyorsunuz narsisizme? Arttı. Daha da arttı. Artmadı. Narsisizm söndü. Nasıl? Ha, şey... söndü. Twenge diyor ki her şeyi anlıyorum. İkinci kitabın adı ya, Narsisizm Milleti. Ya narsisizme bile artık güçleri kalmadı bu çocukların. Ha. bu çocuklar yaşayan şey. ölüler haline geldi. Hı. Çocuklar derken 70 yaşında adam da şimdi bütün gün onda şey geçiyor. Biz yavaş yavaş zombi haline tebdil oluyoruz. Niye oluyoruz? Çünkü kalp tıkanmaya başladı. 156 ayeti kerime sayabildim Kur'an-ı Kerim'de daha fazladır. Şurayı şu kalp geçidini tıkamayın, paslatmayın, kirletmeyin diye. Böyle ayeti kelimeler tevil çalışmamda bunu şey yapıyorum. Kalp gitgide daha fazla tıkanmaya başladı. Dolayısıyla şimdi yaşadığımız patolojiler, bu patolojiler zamanla daha da artacak. Mesela bazı davranış şekilleri çıkmaya başlayacak. Yeni davranış şekilleri. Mesela yine Tüvenger'in müşahede ettiği şeylerden bir tanesi. Eskiden bizim zamanımızda biz ehliyet almak abi büyük bir şeydi. Bu çocuklar ehliyet almıyor. Bu çocuklar çıkmıyor. Ha iyi tarafları da var diyor Tüvenger. Mesela cinselliğe daha az düşkünler. Ama bunu cinselliğe daha az düşkün, edepli olduğunda değil. Yok gücü yok. Dediğim gibi narsisizmin o kadar artmasından kaynak güç yok, kuvvet yok. Ölüyor. Peki bu tıbbi açıdan ne getiriyor? Ya inanılmaz boyutta psikosomatik rahatsızlıklar çıkacak karşımıza. Biliyorsunuz insan sıkıldığı zaman bunun acısı bedenden çıkar. Mide üzerinden kolitlere, işte alerjilerden, astmaya, işte kronik baş ağrıları, ağrılarından bunun milli ekonomiye inanılmaz bir zarar olacak. Ayrıca Yine Matrix üzerinden, şimdi bu Matrix'in gücünün farkına varan special mübareks, bazı özel mübarekler bir insanlığı yeniden yapılandırma projesi üzerine çalışıyorlar. Bakın bu o kadar tehlikeli bir şey ki. Mesela cinsler arası farkı azaltmak istiyorlar. Yani o toplumsal e, cinsiyet dedikleri şey, gender politics, bu ne manaya geliyor biliyor musunuz? Bunu anlatmak için biraz uzak doğuya gidelim ve uzak doğu üzerine anlatayım size. Şimdi bizim yapımızda erkek ve kadın yapısında bir kutuplaşma vardır. Hanımefendilerde cemal daha fazladır. Bakın Rukiye Hanım Efendi'ye saf cemaldir. Biz erkeklerde bizde cema, celal daha fazladır. Rabbül Çünkü erkek inşa edecek, gerekirse savaş yapacak, işte sahip olacak, yapacak bunlar Celal Rabbimizin Celal yönleridir. İkisi beraberdir. İkisini artı eksi gibi düşün. Celal ve Cemali. Erkek ve kadının birbirlerine çekim hissetmeleri, artı ve eksi'nin çekim hismetleri, işte bu Celal ve Cemal yaşanan yönlerini yaşadıkları takdirde mümkündür.